Ordu merkezde mermer sektöründe üretim yapan tek fabrika olup makine ve ekipmanlarıyla bir ilke imza atmış ve kazandığı tüm değerleri orduya aktarmayı kendine ilke edinmişti. İstikrarlı üretimi ve büyümeyi hedef alan bir fabrika olmakla beraber merdiven, denizlik, karo, dekoratif dış cephe kaplaması, plakans merdiven ve tüm mermer çeşitleriyle geniş ürün yelpazesine sahiptir. İmalattan satışa sunulan mermer, piyasadaki en avantajlı fiyatlarla ihtiyaç sahiplerine sunulmaktadır. Türkmenoğlu Mermer, sizlerden aldığı destekle daha büyük yatırımlar yapmayı hedefler ve tüm hemşerilerine teşekkürlerini sunar. Türkmenoğlu Mermer, fabrika adres Ulubey yolu üzeri Eski Pazar Camii karşısı. Showroom adres Bucak Mahallesi, Bekir Sıtkı Pamuk Caddesi. Telefon 214 61 80 237 05 66. TVNC olarak ordunun dünyaya açılan penceresinden hepinize selam ve sevgiler. Evet değerli izleyenlerim, programımızın bu ikinci bölümünde yine sponsorumuz olan esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Kim nerede ne yapıyor, ne alıp ne satıyor. Evet şu anda Hastane Safa denilen mevkideyiz. Hemen köşe başında bir kuyumcu dükkanımız var. İdris Murat Altıneller kardeşlerin kuyumculukla iştigal ettiğini biliyoruz. Ama bugün geldik Hastane Safa'ndaki dükkanımıza. Evet, Murat Altıneller içeride galiba, kendisini gördüm. Bakalım bizlere ne diyecek, ne yapacak. Selamun aleyküm. Hoş bulduk Murat'cığım. Merhabalar. Evet, esnafları geziyoruz. Tabii ki bir sponsorumuz olan esnafları. Kim nerede ne alıp ne satıyor. Gerçi orada halkı sizi biliyor ama şöyle piyasanın durumunu söylemeye gerek yok. Herkesin malumu. Biz burada şimdi Murat Altıneller'den bir yeni yıl mesajı almak istiyoruz. Acaba bize ne söyleyecek? İzleyicilerimiz de ne diyecek, onu merak ediyoruz. Buyurun. 2010 yılı milletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah iyi olur. İyi olur diyorsun. Evet. Peki bu muz gribin için ne diyorsun? Muz gribi devletimiz onunla ilgili gereken çalışmaları yapıyor. Yapıyor. Milletimiz de dikkat edecek sağlığına. Evet, sevgili İdris Altıneller'in kardeşi olduğu belli. Kısa ve öz değiniyor kelimelere. Evet, biz de kendine teşekkür ediyoruz. Ve yeni yılda yine bol kazançlar, sıhhatli günler ve hayırlısı olsun diyor. Evet, biz de hayırlısı olsun diyoruz. Hoşça kalın diyorum. Evet. Buradan çıkıyoruz, bir başka sponsorumuzu ziyarete gidiyoruz. Evet değerli izleyenlerim, işte az önce dediğim gibi sponsorlarımızın nerede ne yaptığını, ne alıp ne sattığını sizlere tanıtım amacıyla bir de yaklaşmakta olan yeni yıl mesajlarını almak üzere ziyaretlerine başladık. Evet, bu ikincisi. Evet, sevgili Avni Yılmaz şu anda mekanında. Merhaba efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız Avni Bey? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, Allah razı olsun. İşler nasıl? Elhamdülillah. Çok şükür. Evet. Değerli izleyenlerim, şimdi alışveriş ediyoruz. Lafın sırası gelmişken Avni Bey'den bir elhamdülillah kelimesi duydum. Şimdi esnafları geziyoruz, bakıyoruz. Alışveriş eden kişilerden yani %10'u çıkmaz, 10'da 2'si çıkmaz. Allah bereket versin. Çok şükür lafı tarihe karışmış. Yani bu bet bereket kalktı. Niye kalktı? İnsanlarımız doyumsuz oldu. İşte böyle yüzler, böyle sözler işitmek istiyoruz biz. Allah bu gibi müesselere çok versin diyoruz. Evet Avni Bey. Evet. İşlerimiz iyidir. Elhamdülillah iyi. Bereket kavramı deyince gerçekten bereket kavramına inanmak lazım. Evet. Bu Allah'ın bir lütfudur. Bereket
inanmak lazım yani bereket kavramına. Evet. Evet, şimdi biz esnaflarımızı, sponsorlarımızdan son olarak şöyle bir dileğimiz var. Yaklaşmakta olan yeni yıl mesajını almak istiyoruz. Evet. Nedir dileğiniz, mesajınız? Evet, onu alalım efendim. Yeni yılın öncelikle insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Ülkemize, milletimize, özellikle de ordumuza ekonomik anlamında güzel şeyler getirmesini bekliyoruz. Evet, biz de Avni Bey'e teşekkür ediyoruz, sevgili başkanıma. Başkanlık devam ediyor değil mi başkan? Evet, teşekkür ediyoruz ve burada hayırlı kazançlar, yeni yılda da sıhhatli, afiyetli günler diliyoruz. Bana ne yazdan bahardan, bana ne burandan kardan, bana ne yazdan bahardan, bana ne burandan kardan, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden. Bak evet, değerli izleyenlerim, şu anki durağımız Kökenli Çelebiler Ekmek Fırını. Evet, sevgili Osman Çelebi'yi ziyaret edeceğiz. Bakalım kendisi burada mı? Selamünaleyküm, merhaba, hoş bulduk. Evet, gelmişken şöyle fırınımızın içini hoş bulduk yavrum. Şöyle bir bakalım. Eyvallah ağam, sağ ol. Ekmeği aldın. Aldım, Allah izin verir. Katık da vardır. Her zaman buradan mı alırsın ekmeği? Her zaman buradan alırım. Buranın ekmeğinin özelliği nedir? Az bir anlatsana. Buranın ekmeğinin özelliği, her hususiyette özelliği var. Sonra aynı zamanda komşu, bir başka tarafa gitmeyi olmaz. Evet, suyundan, huyundan, komşundan. Tabii. Yararlar edersin. Ben memnunum. Oldu, afiyet olsun diyoruz. Ol. Evet, Osman Bey burada mı? Osman Bey yok. Yok mu? Yok. Sen ne yolusun? Ben sorumlusuyum. Sorumlusu, evet. Osman Bey burada yok ama ekmeklerimiz burada. Evet, ekip çalışıyor harıl harıl. Kazan Babaş'a öyle bir de iç tarafa doğru bakıyoruz. Evet, kolay gelsin. Eyvallah Osman, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Güzel değil mi? Sağ ol. Bana ne yazdan bahardan, bana ne burandan kardan, bana ne yazdan bahardan, bana ne burandan kardan, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Hava çiselesin varsın durmadan, yollardan, dağlardan, tepelerden eksik olmasın duman. Turşuyu küpünden çıkartsam hemen, yağda soğanla kavurtup da yesem diyorum, yesem diyorum. Fındığın kabuğunu sobaya atsam, sırtımı gevredip sete uzansam, dut pekmeziyle mısır ekmeğini de yanıma alsam, bir kaşık da süzme katsam diyorum,
katsam diyorum. Evet, kimse güvenmesin malına, mülküne, servetine, gençliğine, yaşına. Kurbanım ben bu ülkenin toprağına, taşına. İşte biz de çıktık Sayaca başına. Evet, şu anda Sayaca başı mesire yeri sessizliğini muhafaza ediyor. Çünkü mevsim, kış mevsimi olduğundan dolayı incin top oynuyor. Fakat geliyor ki yazın, baharla birlikte burada iğne atsan yere düşmüyor. Evet, Sayaca başı mesire yeri, yaylayı aratmıyor. Yaylaya gidemeyenler, uzağa gidemeyenler, işte size Sayaca başı. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden, bak feleğin çemberinden, yolun sonu görünüyor. Ezrail'in gelir kendine, aderin efendi, sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor. Sevgili Mehmet, teşekkür ederim. Allah sağlık versin. Evet, sen nasılsın? İyisin. Aa, şükürler olsun Allah'a. İyiyiz. Bu seferki programımızın amacı şu. Evet. Sponsorlarımız nerede ne yapıyor, ne alıp ne satıyor? Onları öğreneceğiz. Evet, biz onları öğreneceğiz. Gerekeni. Ve siz de gerekeni söyledikten sonra yaklaşan yeni yıl dolayısıyla evet, müşterilerine ve bizi izleyenlere mesajınızı alacağız. Mesajımızı Allah hayırlı uğurlu bir 2010 yılı diliyorum müşterilerimize ve tüm İslam alemine, tüm dünya insanlarına, hepsine birden. Evet. İnsanlarda ayrım yoktur. Yoktur. Bu memleketin hepsi kardeştir. Hepimize yeter. Hepimize yeter. Fazla artar bile gelir, artar. Evet. Teşekkür ediyoruz Mehmet Demir'e. Kolay gelsin. Eyvallah. Nasılsın? İyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Sağ ol. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden, bak feleğin çemberinden, yolun sonu görünüyor. Ezrail'in gelir kendi aderin efendi, sayılı günler tükendi, yolun sonu görünür. Şu anda Ozan baba hoş geldik. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenlerim, şu anda Özgörel'e ekmek fırının önündeyiz. Yani bu da bizim sponsorlarımızdan, esnaflarımızdan biri. Ne diyorduk biz? Ekmeğe diyorduk, ekmekçiden al. 5 kuruş da fazla ver, evet, ekmeğe evet, ekmekçiden al. Evet, evet. Şu an hoş bulduk, hoş bulduk. Sen ne arıyorsun burada? Ben burada yeni, ben fırıncıyım, buranın köyü. Buranın köylüsün sen. Ekmek mi alacaksın? Ben ekmek de aldım, eve geliyor ekmek. Eve geliyor. Eve de servis yapıyor musunuz? Tabii, köylere ekmek, evet, evet. Aracınız var? Var, var, var. Hepsi var Allah'a şükür. Çok güzel. Evet. Evet, işte gördüğünüz gibi Özgörel Ekmek Fırını. Evet. Mis gibi ekmekleri. Kaç çok çeşit ekmek yapıyorsun? 5 çeşit ekmeğimiz var abi. 5 çeşit ekmeğimiz evet, var. 1 milyondan 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon. Herkese uygun simitler, diyorsun. Simit de var. Evet, simidimiz de var. Evet. Evet, katkı şimdi falan kullanmıyoruz. Gelecek olan 2010 yılı var şimdi. Evet. Yeni yılda evet, müşterilerine ve hizmet, bizi izleyen hizmet, izleyicilerimize mesajın evet, ne olur? Hizmet etmek mecburiyetindeyiz yani. Hizmet evet, ediyoruz. Çok şükür yani memnunuz yani müşterilerimizle de tabi onlar da bize saygılı. Çok şükür yani rahat. İşimiz de iyi, fena değil. Evet. Çok. İşte gördüğünüz gibi müşterilerimizden biz memnunuz. Evet. Müşteri de bizden memnun. Evet, evet. Alan memnun, satan memnun. Evet. Evet bakalım evet, bu ekmeğin geliş yeri neresi? Buyur. Şöyle bir de orayı görelim. Buyur.
Hamurhanemiz burası. Burada hamur üretiyoruz burada. Evet. Kaç kişi çalışıyor burada? Burada şu anda 3 kişi var çalışan. Evet. Geceleri. Yeterince malzemeniz var, unumuz var. Her şeyimiz var. Evet. Evet değerli izleyenler. Burası da fırın. İşte. Evet, burada çıkarıyoruz. Evet, burada. Burası da fırın. Burası diyor fırın. Evet, şu anda üretim yeri burası. Şu anda diyor iyidir durum. Evet. Yoktur bir sorun. Çok her, personel harici giremez. Personel harici çok giremez. Güzel. Çok bir, güzel bir olay. Evet. Evet, evet giremez. Evet, her şey hijyenik. Evet, evet. Dört dörtlük, tertemiz. Evet. Burada hamur yürüyor. Burada hamur yürüyor. Burada işlemesi. İşliyorsunuz. Kazan, tekne, elek, hepsi dar, yani. Dartıyorsunuz. Evet. Evet değerli izleyenlerim, kim nerede ne alıp ne satıyor programımızın ana teması olaraktan devam ediyoruz. Selamun aleyküm. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet şu anda İsmet Paşa Caddesi'nde bulunan Aşçı Baharatları müessesindeyiz. Evet, sizi önce bir tanıyalım. İsmim Soner Aşçı. Soner'ciğim, şu anda biliyorsunuz meşhur bir grip var. Muz gribi. Evet. Bu muz gribi dolayısıyla aktarlara, müşterilerimizin ilgisi nedir insanlarımızın? İnsanlarımızın ilgisi büyük. Genellikle şariye otlarda bulurlar. Şifası da zaten içinde. Evet. Satışımız da güzel. Yani herkes de memnun. Normalde kimyasal ürün pek kullanmayı sevmiyor vatandaşlar. Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 1970'ten beri bu işe uğraşıyoruz orada. Evet, sizin bir daha bir iş konunuz daha var. Honda Aşçı da bizim. Aşçı da evet. Sizin. Postanenin girişinde de bir aktarımız var. Kapalı çarşının girişinde. Orası da bize ait. Evet, işlerimiz güzel diyorsun. Şükür. Peki bu yeni yıl dolayısıyla müşterilerinize ve orada halkına, İslam alemine mesajınız ne olacak? Yeni yılın daha güzel geçmesini diliyorum 2010 yılının ve sağlık ve mutluluk diliyorum. Bütün orduların da yeni yılında kutlar, başarılar diliyorum. Evet, biz de Aşçı Baharatları ve Honda'ya daha uzun yıllar, sağlıklı ve mutlu yıllar diliyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere efendim. Abi, iyi günler. Hem pabucu parlatıyorsun, evet, hem de benimle laf üretiyorsun. Evet, şu anda sana soracağım sorulara makul bir cevap istiyorum. Yaklaşan yılbaşı biletinden aldın mı? Aldım, iki tane aldım. Peki büyük ikramiye ne kadar? Valla büyük ikramiye ne kadar şu anda belli değil daha. Ay, büyük ikramiye ne kadar olduğunu biliyor musun? Yok, bilmiyorum, onu bilmiyorum. Bilmediğin adı bilet niye alıyorsun madem? Şans aldık, ne yapalım? 30 trilyon, evet. Doğrudur. Diyelim sana çıktı, ne yaparsın? Ne mi yaparım? Kafayı yer. Yok, kafayı da yemem. Ne kadar garibanları varsa her türlü iyilik yaparım. Evet değerli izleyenlerim, işte gördüğünüz gibi kim alıyor, kim satıyor, kim nerede, ne yapıyor? Ozan baba, hoş geldiniz. Sevgili Sefa İsmet, geldiniz. Sağ ol. Baba, sen buralara geliyor musun ya? Ne demek, buyur. Sağ ol. Geç. Baba, buyurun. Buyurun. Evet. Ozan baba, hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk sevgili İsmet. Çok teşekkür ederim. Şu anda bakıyorum emlak işine el attın. Evet. Daha önceki işi tasfiye ettin. Evet. Şimdi emlak işine başladın. Evet. Biz de dedik ki İsmet Altıntaş piyasadan kayboldu ama nerede? Dediler ki cumartesi pazarının yanında emlak işine başladı ve biz de tuttuk hemen geldik. Dedik bakalım ne yapıyor İsmet Altıntaş. Evet sevgili İsmet. Şu anda işlerimiz nasıl? Ozan baba, biz tabii biliyorsun 35 sene Taras Restoran'ın sahipliğini yaptık, işletmeciliğini yaptık. Ve ondan sonra artık dedik ki, kendimize bir dedik artık başka bir yön çizelim dedik. Orayı buradaki çalışan dostlarımıza bıraktık. Ve ondan sonra geldik, bir zaman gezmeye başladık.
Baktık benim işim değil. Lan ne yapalım dedik. Böyle bir iş düşündük. Biz daha yeniyiz. Yeni açtık daha. Evet. Yeni açtığımız için de Ozan Baba, şu anda daha tam işimiz şöyle yok, ağamdur şağamdur diye bir şeyimiz yok. Ama çok şükür dostlarımız geliyor yanımıza şu anda. Ve de bu işletmeyi inşallah bundan sonra ömrümüz yettiği sürece yaşatmaya çalışacağız. Evet, İsmet Altıntaş çok değerli bir dostumuzdur. Aynı zamanda kendisi atılımcı, bir zamanları da il genel meclis üyeliği yapmış. Bölgesine ve muhitine hizmeti dokunmuş. Bayağı çalışan bir dostumuzdur kendisini. Başarılı bulduk. Biz bu başarıların dolayı teşekkür ediyoruz. Ve bu işte de başarılı olacağına inanıyoruz. Evet. Şu anda ordunun yarısı satılık. Evet. Şu anda ordunun yarısı satılık. Baba şöyle söyleyeyim ama siz sattınız mı derseniz biz tabii ki sattık desek şey yaparız. Ama şu defterleri açtığımız zaman da ben bakıyorum ki orduda bize gelen şu çağına kadar İnan 3'te 2'siye yakın birisi bizim defterde yazılı satılık. Doğrudur. Satılık, buna emin olun. Ama alıcı yok. Alıcı yok. Evet. Ben bu vesileyle sizlerin buraya kadar zahmet ettiğinize, ayaklarınıza sağlık ve teşekkür ediyorum. Evet. Ve bu vesileyle de şunu söylemek istiyorum. Önümüzde de yılbaşı geldi. Bu vesileyle de bütün İslam alemine ve yılbaşını huzurlu ülkemiz adına İnşallah huzurlu geçmesini diliyorum ve ordulara da sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bilhassa tabii ben orduda oturuyorum ama ne kadar olsa olsun yine Kabadüzlüyüm. Kabadüz'ün köy ve ilçelerine bizi seyreden dostlarımıza hepsine selamlar. Evet, biz de buradan Kabadüz'e selam gönderiyoruz ve İsmet Altıntaş'a da bu yeni işinde başarılar diliyoruz ve hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun. Yeni yılda mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ederim ben sizlere. Teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Sağ olun. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Yolunuza da teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Teşekkür ederim Sürat'cığım. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Nasılsın? Allah razı olsun. Sağ ol. Sen nasılsın babacığım? Evet, iyiyim ben de. Evet değerli izleyenlerim. İşte kim nerede ne yapıyor, ne alıp ne satıyor. Fahri Yalçın kardeşimiz de gördüğünüz gibi burada köşe başında. Bakalım ne satarmış, kendisini bir dinleyelim. Biz de şimdi Fahri Yalçın kardeşimize satışların ne durumda olduğunu, vatandaşın ilgisinin ne kadar olduğunu soralım bakalım. Bize ne diyecek bugünkü piyasanın durumundan kısaca şöyle bir bahsettim bakalım. Abi şu anda piyasaların çok kötü olduğunu söyleyeyim. Mesela milletin de alım gücü olmadığını, millet artık tamirata yükleniyor artık. Artık yeni bıraktık, eskiye devam ediyoruz Allah'a hamdolsun. Ben 42 yıllık sanatkarım. Yani bu piyasanın bu kadar bozuk olduğunu daha görmedim yani. Ama Allah'a hamdolsun iyiyiz yani şu anda. Ne diyeyim, Allah herkesin sonuna hayırlısın diyorum yani. Yani millet eskiye dönüyor diyorsun. Evet, evet, evet. Ben de bakıyorum kaldırımlardan, arabalardan yürüyemiyorum. Evet. Her çeşit yeni arabada mevcut. Mevcut. Müşür, bu nedir yani? Müşürük çok var o zaman baba, müşürük. Bir kişi bir arabayla gezmeye gidiyor. Bu müşürüktür. Toplu taşımacı da bilmiyor kimse. Aslında müşürük çok var yani. Yani geçen gün bir arkadaşın bir sözü vardır. Bir inen askeri ücret kadar geliri var. Kimse inek bakmıyor. Evet. Gelir yok. Ekonomiye katkı hiç yok. Evet. Bir ineğin 600 bin lira geliri var. Evet. Yine de iyi olur diyoruz inşallah. Ya inşallah. Allah sonunu ayrıca. Evet. Yaklaşan yeni yıl hakkında müşterilerine ve bize söyleyeceğin mesajın var mı? Tüm İslam alemine, tüm arkadaşlarımıza yeni yıllarını kutlar, başarılarını dilerim. Allah uzun ömürler nasip etsin herkese. Evet. Biz de Fahri Yalçın'a yeni yılda başarılar ve bol kazançlar, sıhhatli günler diliyoruz. Ve hoşça kal diyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet değerli izleyenlerim, biz arkadaşlarla buluşurduk bakın nerede.
ya iskele yanında, ya heykel önünde, ya millet sinemasında, ya da Kemer Köprü'de. Kemer Köprü iki taneydi. Bir tanesi ileride Köprübaşı Camisi'ne yakın mesafede. Yani Delemle'nin evlerinin olduğu yerdeydi. Şimdisi ise şurada bulunduğum Kemer Köprü. Bu derenin, bu köprünün daha doğrusu altından çok sular geçti. Evet, çok sular geçti. Ve bu Kemer Köprü'nün üzerinden de çok insanlar gelip geçti. Bunların birçoğu şimdi hayatta değiller. Evet, işte Bekir Pamuk'un evi vardı şurada. Burası olduğu gibi fındık bahçesiydi. Şifon bahçesi derlerdi. Evet, Bucak Mahallesi camisinin yanında bir su çıkardı. Evet, güğümlerle su almaya gider gelirdik o zamanları. Şifon bahçesinde bir kız kestiler. Suya gidip gelirdi elimizde güğüm destiler. Dikkat edin, bu bahçe çok tehlikeli derdiler. Korka korka su taşıdım. O günleri bilirim. Evet, şu anda gördüğünüz gibi okullar dağıldı. Minik yavrular etrafımızı sardı. Hadi bakalım doğru arabaya. Doğru evlerinize. Evet. Burada program oluyor. Sen ne yapıyorsun? Adın ne senin? Sıla. Sıla, sen bu mahallede mi oturuyorsun? Evet. Nerede sizin eviniz? Şu. Bu evde mi oturuyorsun sen? Evet. Aferin. Aferin. Uygun mu? Bak babam el sallıyor bak. Heh. Evet değerli izleyenlerim, biz burada devam edelim bakalım. Köprü başına doğru gitmek niyetimiz var. Ne diyoruz? Özledim yazını hem de kışını. Gidip de öpsem toprağını taşını. Şu bülbül deresini, köprü başını. Şimdi ne durumda baksam diyorum. Evet, şimdi bülbül deresinin köprü başı mevkine doğru yola çıkıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Bülbül Deresi eskiden berrak temiz akardı. Mahalle halkı çamaşırlarını burada yıkardı. Yatak, çarşaf, yorgan, yastık, çivitli sabun kokardı. Çamaşır makinesini kim görmüş, kim tanırdı? O günleri bilirim. Evet, şu anda gördüğünüz gibi işte berrak berrak akıyor yine. Köşedeki görüntüye bir bakıver Hakan. Şimdi ördekler yüzüyor. Eskiden bülbüller yüzerdi. Gel zaman git zaman çevrede yerleşim birimleri çoğalınca dere oldu Oklu Dere. Evet, Oklu Dere yüzümüzün karasıydı ama işte şimdi yüzümüzün akı oldu. Dere gerçekten görmeye değer bir dere oldu. Yapanlara edenlere Allah razı olsun diyoruz. Buralara da sıra gelecek. Epey zamandır buradasın. Buranın kurucularından sayılırsın değil mi? Bu Delemle'yi biliyorsun. 36'da geldim buraya. 36'da geldin. 1936'da. 36, 37, 38. Kaç seneydi? 75 seneydi. He. Hemen hemen. 87 yaşındayım. Köy neresi? Burada köyüm yok. Gümüşhane'den geldin. Gümüşhane'de. Şimdi bir de sizin mahalleniz vardı burada. Gümüşhane onlar, Mahallesi. Onlar eskiden gelme. Kimler kaldı orada Gümüşhane Mahallesi'nden? Odabaşlar vardı. Odabaşlar hep tanırım. Bizim köyün yakınındaydı onlar. Evet. Rahmetli Telat Odabaş. Şevket Odabaş. Yine Mürsel Odabaş. Benim ikisi öğretmen vardı. Bacanaklarım onlar. Öyle değil mi? Tahir Odabaş'ın babası. Tahir Hamdi Odabaş. Amcası. Evet.
Evet, orası da Gümüşhane Mahallesi. He. Burası da Delemlendi Mahallesi. Ozan baba mı? Evet, ben Ozan baba. Sen annen, annen de tanıyayım. Tanıyor musun? Annem de rahmetli. Ondan sonra babanı da tanıyayım. Babam kimdi? Şeydi, Tıbrun. Mustafa. Mustafa. Evet, rahmetli oldu. Rahmetli, rahmetli oldu. Evet, ben de işte benimle de çalıştı o. Çalıştı mı? Çalıştı. Sonra şoförlüğe geçtiydi. Evet. Askerde Ahmet şoförlüğü. Abi vardı, Ahmet. Tufan'ın Ahmet. Abi Tufan'ın Ahmet. Şu komşu abi bir sıradayız bizimle. Tufan'ın Ahmet. Ha bu şey bina benim orada. İki katlı bina var ya. Şu katlı. Kırmızı bina. Kırmızı bu. Bina. Ha. Oldu. Bu eski günleri yad edelim dedik. Sağ olun. Bir tanıdık bulursak eskileri dedik bize anlatın ama şansımız varmış. Az önceki arkadaşımızla seni görebildik burada. Biz olduk ordunun yabancısı artık. Çarşamba günleri olurdu ordu kalabalık. Yaylada yenirdi en güzel alabalık. Öyle. Ey gidi domates ve salatalık. Hormon mormon ne gezerdi o günleri bilirik. Biliriz. Tabii tabii. Evet. Şey diyor musun bize? Canınızın sağlığı. Hadi sana hoşça kal diyorum. Sağ olasın. Allah razı olsun. Sen yeterince, kemalince yaşamışsın. Sıhhatli günler. Amin. Yeni amin. Yılın da gelecek. Yeni yılın kutlu olsun diyorum. Amin cümle. Hoşça kal. Hoşça kal. Evet değerli izleyenlerim. İşte gördüğünüz gibi Bülbül Deresi gerçekten ismine yakışır şekilde eski unvanına kavuşmuş vaziyette. Evet, buradan geçelim köprü başına. Bakalım köprü başındaki muhabbet nasıl olacak? Siz bizi izlemeye devam edin. Evet değerli izleyenlerim, işte görmüş olduğunuz gibi kurbanım ben diyor toprağına taşına, işte geldik köprü başına. Şu anda köprü başında bir bayanla çocuğu kucağında bir beyefendi var. Evet, nerelisiniz efendim? Ulubey Akpınar Köyü'nden efendim. Ulubey Akpınar Köyü'nden. Düşmüşlere, buyurun, yoksullara yardım, buyurun, etmek peşindeyiz. Öyle değil mi efendim? Toprağımızın taşını, evet, suyunu seveyim ben Allah'ın bu... adına. Dünyanın en güzel yerinde biz bu oturuyoruz. Bu çocuğu burada bırakmışsın. Gece, bravo, gündüz burada bu. Hiç sorayım mısın? Az yetim. Mı, susuz mu? Her yani gelip gidende çocuğu kaybetme diye sorayım. Suyunu, suyunu, ekmeğini vereyim. Dışarıda da öyleyim. Ne bu teyzem bak Mineş'le. He? İşte gördüğünüz gibi değerli izleyenlerim. Köprübaşı eski köprübaşı değil. Eskiden 3-5 kişi vardı. Daha doğrusu çarşamba günleri olurdu burası. Kalabalık. Ama bugün her gün çarşamba günü. Bugün her gün çarşamba günü gibi. Evet, burası aynı zamanda da 8 yol ağzıdır. Bakın bir tanesi Bıcak Camisi'nden beri gelen Köprübaşı Camisi'nin önünden sahile inen yol. Arka taraftan gelen yol, çarşıdan gelen yol, Ulubey'e giden yol, deniz kenarı inen yol, efendim okulun arkasından gelen yol. 8 yoldur burası. Aslında buraya bir lamba şart. Ama nasıl bir lamba? Vatandaşların rahatlıkla yürüyebilmesi, geçebilmesi, araçların birbirine sürtünmeden, vakit kaybetmeden rahatlıkla ulaşabilmesi için bu 8 yolun ağzına bir lamba şart diyoruz. Evet, bakın şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yol burada. 3 de arkada. 1, 2, 3, 4, 8, 7, 9. Şimdi burada lamba olmasından nerede olsun? Sonra yayalarımızın birbirine saygısı da yok. Arabalar sağdan gider, soldan gelir. Vatandaşımız da, bak işte bir vatandaşımız geliyor. Sen niye soldan gitmiyorsun, he, da sağdan geliyorsun hemşerim? Değil mi? Sağdan gelene ceza yazdılar, biliyor musun sen? Sağ ne taraf bilmiyorum bak ki, şimdi sağ, bu taraf solu. Sağ. Eğer böyle gideceksen sağ. Böyle gideceksen karşı taraftan gelmen lazım. Şu anda 20 lira ceza var sana. 20 lira.
cezayı nereden alacağız? Neyse, yılbaşına yakın olduğu için affa uğradı. Ceza almıyoruz. Bir daha dikkat et. Yoksa parayı alırlar. Aynen öyle. Allah evet, razı olsun. Hadi güle güle dikkat et. Hadi. Evet değerli izleyenlerim, görüyorsunuz. Her gelen soldan geliyor. Buyurun. Ondan sonra diyoruz ki kaldırımlarda izdiham var. Kaldırımlarda hoşgörü yok. Görüyorsunuz işte. Eğer buradan gidip de oradan gelinse bu izdiham olmaz. Bunu da mı ben söyleyeyim? Bunu da artık kendileri düşünsün insanların. Zaman zaman ben de yapıyorum ama genelde işte bu izdihamı önlemek için sağdan git, soldan git. Kuralına uymak lazım. Bakın şimdi o karşıdaki arabalar bekliyor. Bekliyor. Kafayı çıkarttı. Beri taraftan gelen arabanın tehlikeli bir durumda olduğunu görüyorsunuz. Bak geçiyor. Lamba yok. Yayalara itirak yok. Yayalara hiç hak yok. Yer yer ordumuzda bazı işlerin simgesini görüntüleyen heykeller var. İşte burada da bir bayan var. Bahçenin içinde elinde fındık sepeti, fındığını toplamış. Evet. Deremiz gördüğünüz gibi pırıl pırıl, görenlerin hiç olmasa güzel bir görüntüyle beraber hoş zaman geçirecekleri bir yer burası. Dinlenmek isteyen, yorulan, soluk almak isteyenler burada köprü başında rahatlıkla oturabiliyor. Evet değerli izleyenlerim, işte yolumuzun üzerinde hemen tanıdık bir dostumuz var. Birlikte yattık hastaneye. Hem onu çizdiler hem de beni. Bypass olduk ikimiz de. Evet. Şimdi Kiraz Limanı mahalle muhtarı Aydın Tok. Evet, o diyor ki benim boş laflara karnım tok. Ben de diyorum ki ne var ne yok Aydın Tok? İyilik var, hastalık var, güzellik var. Evet. Sağlık var. Hepimize gelecek olan yeni yıl bütün İslam alemine hayırlara vesile etsin. Sağlık ve sıhhatla geçirmek nasip eylesin. İyiyiz. Ozan babacığım. Yaramazlık yok. Yaramazlık yok. Gidişatlar iyi. Yapılacak olan işlerimiz var biliyorsunuz. Bu işlerimizde saygıdeğer başkanımız tarafından yapılacağına sözünü aldık. Oradan önden de bir sıkıntımız yok. Mahallemiz bu gücüyle, mahallemizin yeşiliyle mavinin buluştuğu evet. Şu güzelim cennet şu güzele bak. Cennet yeşili Kirazmalı Mahallesi'ne biraz da başka yönlü yardımcı olunursa daha güzel olur. Örneğin bu bizim Sıtkı Can Caddesi'ni sahil caddesinden geçişe bağlayan bir aramız var Belde Otel Safa. Buranın karşı tarafa açılırsa orada mutlu olacağız biz. Oh. En büyük sıkıntımız bu. İnşallah evet. Yetkili ve yetkililere mesajın ulaşmıştır. Mesaj veriyorum buradan. Evet. Ben de şöyle orduya dönüyorum. Diyorum ki gurbetteki, il dışındaki, yurt dışındaki ordulara,
özledim orduyu. Yıllardan beri bir nasip olsa da gitsek diyorum. Çocuksu yıllarıma geriye dönüp denizine girip de donacak kimsem diyorum. Kimsem diyorum. Çim diyorum. Çim. Teşekkür ederim. Hoşça kal muhtarım. Sağ ol. Hoşça kal. Allah yolunu. Abi hoşça kalın. İyi günler. Sağ ol. Allah daş tutmasın. Hadi. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Sağ ol. Hayırlı olsun. Evet değerli izleyenlerim, işte görüyorsunuz hemen yolumuzun üzerinde, mahalle aralarında ve köşe başlarında bu çeşmelerden pek çok olurdu. Ve ben de derdim ki köşe başlarında, mahalle aralarında taştan yapılmış çeşmelerimiz vardı. Gınnapla, zincirle sallanan maşrabaları vardı. Nazip Bey suyu içerdik, onu bilirim. Evet, şuradan Nazip Bey suyunu İçiyorduk tabi. Nerede o günler diyorum. Ve suyu boş akıtmayalım. Yarın öbür gün çıkacak olan savaş su savaşıdır. Bunu da unutmayalım. Evet. Gerçekten bugün, daha doğrusu bu ayda bu hava, aranıp da bulunamayan berrak billur gibi gökyüzünde bulut yok. Evet, şu manzaraya bakınız. Aa, burada da 3 tane bayan var. Evet. Selamun aleyküm. Nasılsınız kızlar? Kızlarda ses yok. Bunlar gece gündüz buradalar. Yağmurda, yaşta, çamurda, garda, kıyamette. Ey gidi günler hey. Tabiye başında 3 kız yan yana. İşlerinden biri gözetti bana. Ey nur olsun seni doğuran ana. Kız allan pullan gel. Gel yanıma diye bu türküyü okuyorduk yıllar önce. Hanım kızlarımız işte tabiye başını süslemişler. Oturmuşlar. Eski günleri yad ediyorlar. Evet, burada da tabii ki tarihçesi var. Tabiye başında 3 kız yan yana dedik. Ordunun yaygın türkülerinden biri de tabiye başında 3 kız yan yanadır. Tabiye başı Keçi Köyü'ne giden ana yol üzerinde denizin ta ufuklara kadar ayaklar altında serili göründüğü güzel manzaralı bir semtin adıdır. Geçmişte Ordu Perşembe yolu olarak uzun yıllar kullanılmıştır. Tabiye başı 45-50 yıl öncesinde özellikle pazar günleri yaşlı genç ihtiyar orduların Keçi Köy'e doğru yaptıkları gezintilerin uğrak yeriydi. Bu yolun adı halk arasında aşıklar yoludur. Gençlerin yan yana gezdikleri, birbirlerini kaçamak bakışlarla süzdükleri düşler kurdukları bir yerdi tabiye başı. Tabiye başının bu unutulmaz özelliği o eski günlere uygun olarak Ordu Belediyesi tarafından heykeltıraş Özüm Özmen'e yaptırılmıştır. Yapana ve yaptıranlara teşekkür ediyoruz. İşte geçmişimizi bizlere yaşatan güzel bir anı. Biz de kızlara kolay gelsin diyoruz. Daha nice gençleri beklemekten yorulmadınız mı? Kalkın gidelim desem gelmezsiniz. Yeriniz güzel, hava güzel, sizler güzel. Evet, hadi eyvallah. Benden selam olsun. Ordu Spor'un efsane futbolcusu Erol Pele'ye. İşte geldik Boztepe'nin eteğinden, bakıyoruz Bozukkale'ye. Evet, Boztepe'ye çıkardık topun yanından. Zirvede kar kuyuları vardı. Eser yoktu çamlıktan. Mutluluk şarkıları gelirdi eteklerden, damlıktan. Stres falan ne gezerdi? O günleri bilirim. Ey gidi o günleri bilirim. (Gülüyor)
Kilis'te yine bir kabristanlığın yanına geldik. İşte burada kayınpederim ve kayınvalidem yatmakta. Geçerken hiç olmazsa bir elham, Fatiha, bir şeyler okuyalım dedik. Ve kabristanlığa girdik. Okuyacağımız dualar hepsi için geçerli. O bakımdan ben diyorum ki bu dünyaya gelenlerin, bilmezlikten gelenlerin, yetim hakkı yiyenlerin vay haline, vay haline. Baba malını satanın, pişmiş aşa su katanın, darılıp ayrı yatanın vay haline, vay haline. Evet, sessiz ve sedasız yatıyorlar. Yumurtadan çıkar civciv, civciv büyür olur ferik, tavuk olunca keser yerik, şu boz tepeye bir teleferik. Evet değerli izleyenlerim, yıllardır istediğimiz bu yetkili ve yetkililerden. Zamanı geldi mi gündeme gelir. Orgi havalanı, teleferik. İkisinden de eser yok. Ne havalanının Gülyalı'daki denize uzanan o mendireğine bir taş atan var, ne de şu teleferik için bir direk diken var. Evet, seçimlerden önce gündemde, seçimlerden sonra gümlemede. Niye böyle oluyoruz? Yazık değil mi? Bakın, şu 150-200 bini bulan Ordu vilayeti, A'sından C'sine herkesin ona binerek şuraya bir defa çıkmasını ben arzu ediyorum. Canı gönülden de umut ediyorum. Simitçi dahi, ayakkabı boyacısı dahi. Yani küçük esnaf dediğimiz bu tip insanlar o teleferiğe binerek şuradan Boztepe'ye çıkmasını çok istiyorlar. Evet, niceleri geldi geçti. Şu Boztepe'den Ordu'ya bakamadan bu Ordu'yu terk etti. Mefta oldu. Allah rahmet eylesin Ordu'yu yüksekten görmeyip de ölenlere. Evet, Ordum. Ordum, Ordum. Gezdim dolaştım kendimi yordum. En sonunda gelip zirvede durdum. Ordum, sen Karadeniz'in en şirin vilayetisin. Sana methiyeler düzmek, sana şarkılar yazmak işten bile değil. Burada insan neler yazmaz, ne duygular ediniyor insan. Bakın şimdi, çıkmışlar ne diyorlar? Ağrı Dağı'nın eteğinde uçan güvercin olsam. E ben Boztepe'nin eteğinde uçan bıldırcın olamaz mıyım? Olurum. Buradan konarım Durna suyuna, Gülyalı'ya, Kabadüz'e uçar gider yine gelirim buraya. Evet. Boztepe'nin eteğinde uçan bıldırcın olursam, şarkı türkü söyleyip gidip Gülyalı'ya konsam. Ha, türkü işte. Türkü yapanlar, beste yapanlar, malzeme çok. Lütfen elinizi taşın altına koyun. Bir ordunun dereleriyle, bir hekimoğluyla yıllarımızı geçti. Yeni bir şeyler bulun lütfen. Ben her yıl tatile çıkmadan önce hep şu Karadeniz'i hayal ederdim. Bütün stresimi, tüm dertlerimi orada bırakır, kuma gömerdim. Ben hep Karadeniz'i hayal ederdim. Sahilimin uzunca bu yol şeridi, güneşi bronzlaştırır vücutlarını. Orada unutursun tüm dertlerini. Ben hep Karadeniz'i hayal ederim. Rezervasyon yaptırdın aylar önceden, balık taşından veyahut otel beldeden. Sen hiç Ordu'yu seyrettin mi? Çıkıp şu Boztepe'den
Ben hep Karadeniz'i hayal ederim. Ordum, sen Karadeniz'in en güzel vilayetisin. Darılmasın Samsun, Rize, sen 52'sin. Giresun'um, Trabzon'um, sen de iyisin. Ama ordu sen benim göz bebeğimsin. Ben hep seni hayal ederim. Seni hayal ederim. İşte bakın yaylalarına. Karşılarda kar. Yokuş başı göz ediyor. Karagül arkasında. Evet. 40-50 koyun alsam kendime. Yaylalara çıksam katıp önüme. Dumanı çisesi geçse eynime. Obalarda çoban olsam diyorum. Çoban olsam diyorum. Türkü şarkı söyleyerek fındık toplasam. Elimde gire bir çorttan atlasam. Çuvalları depip ata yüklesem. Fındığı harmana çeksem diyorum. Çeksem diyorum. Bir düğün olsa da davullar çalınsa. Köyden köye gidip gelin alınsa. Yıkılsa bacalar, tavan delinse. Birkaç kutu mermi yaksam diyorum. Yaksam diyorum. Özledim yazını hem de kışını. Gidip de öpsem toprağını taşını. Yaşayan boşa yaşadı sanırım. Görmeyen Boztepe'nin başını. Evet, şu anda Boztepe'nin başı. Ana baba günü, gençler cıvıl cıvıl, hava güzel. Evet, Çamlık güzel. Evet değerli izleyenlerim, işte ordumuzun en kalabalık caddelerinden bir tanesi İsmet Paşa Caddesi. Hemen İsmet Paşa Caddesi'ne girişte baba var, baba, evet. Ben zannediyordum bir tek Ozan Baba var bu memlekette. Burada Tuncay Baba varmış. Evet, Tuncay Baba, kolay gelsin. Sağ ol, iyi. Nasılsın, baba, iyi misin? Sağ ol Ozan Baba, Allah razı olsun. Ne var ne yok? Ne olsun baba. Bu babalık nereden kaldı sağ abi ya? Babalık gençler baba değil, ben de öyle kaldım. Yakışır be Tuncay. Sağ ol. Şimdi Tuncay, sana ben bir şey soracağım. Sen buranın adamısın. Sor baba. Yani burada büyüdün. Abi çocuk burada geçti. Şurada, istersen ben bir dörtlükten onu sana anlatayım. He. Eskiden köyden gidip gelenler ona mutlaka uğrardı. Dönüşte hayvanla erzak yük bağlardı. Hacı Kazım'ın yürürlerin hanları vardı. Evet, vardı. Bunun akabinde Ulubey'e giderken yolun tam solunda şimdiki Ada Simit Sarayı'nın hemen yanında köylünün binek taşı vardı. Vardı. Onu da bilirim ben. Sen evet. De bilirsin. Bileyim, yerini de bileyim. Şu burada binek da taşının olduğu yeri evet. Bir bakalım nerede? Evet, yerinde yeller esiyor. Kimin damında? Köylünün binek taşı. Evet. Fazla ileride gitmeyelim. Tahminim he? Tam. Eski binanın yanında mı? Evet. Değerli izleyenlerim. Tuncay Baba der ki binek taşı tam şuradaydı. Ama buradan da eve giriş vardı. Evet.
bir yer vardı, daha yoktu zaten buralarda. Bir tane vardı. Köylü geliyordu burada, atlar iyiydi. Atından geliyordu, avrası dereydi bak şu bizim evin olduğu. Bir de şuna soralım bakalım. Sen ha buradaki binek taşını biliyor musun? Bilmiyorum ben. Sen ne biliyorsun arkadaş? Ben kendim ancak biliyorum ya. Sen nerelisin? Buralıyım ben. Ordulu. Ulubey'denim de. Ulubey'densin. Oturuyorum evet. Sen ne iş yapıyorsun? Ben kervancıyım. Ne kervanı? Kervan işte. Kervan gidiyor o zaman, devam et sen abi. Tamam. Hadi güle güle. Geri kalma. Evet. Tuncay Baba diyor ki köyden atıyla gelenler ona mutlaka uğrardı. Dönüşte diyor hayvanına erzak yük bağlardı. Hacı Kazım'la yürürlerin hanları vardı. Albay'ın hanı vardı. Albay'ın hanına gidiyordu. Nalbat Ali nal çakardı rahmetli. Nal çakardı, hana giderlerdi. Evet, Azim babası. Azim abinin babası. Bir de otel vardı. Otelin altında da han vardı. Evet. Fakirler, garibanlar altta yatarlardı. Evet. Han da, ağalar da üstünde yatardı. Yürürlerin hanı. Abi, evet. Asker öyleydi abi de abilerde. Halil, Yusuf, İbrahim, Bayram yürürler. Onların... Garibanı çaktırmadan görürler. Nerede şimdi öyle herifler? Evet değerli izleyenlerim, kim nerede ne yapıyor, ne alıp ne satıyor programımız bütün hızıyla devam ediyor. Evet şu anda Aydoğdu Turizm AŞ'deyiz. Ahmet Atilla Aydoğdu'nun makamındayız. Efendim hoş merhaba, hoş bulduk Atilla. Nasılsın? Evet teşekkür ederim, sizi sormalı. Şu anda esnaflarımızı geziyoruz, sponsorlarımızı geziyoruz. İyi, hayırlı olsun abi. Ve yerlerini, nerede olduklarını İzleyicilerimiz tam olarak bilmesi bakımından ve yaklaşan yeni yıl dolayısıyla da esnaflarımızın mesajını almak istiyoruz. Buyurun sizi dinliyorum. Yeni yılın tüm arkadaşlarımıza ve herkese hayırlı olmasını diliyoruz. İslam alemine diyorsunuz. Evet. 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 Atina, evet. Nasıl gidiyor? Nasıl çalışıyor? Vallahi bizim nasıl? Çalışmalarımız güzel. Piyasayı size soralım. Piyasada sizsiniz. Piyasa belli malum. Yani bu Türkiye'deki... Sene, evet. Oluşumlar herkes seyrediyor. Biz işlerimize güçlerimize devam evet. ediyoruz. Ve işçi çıkartmadık. 30-40 kişi halen işe devam ediyoruz. Evet değerli izleyenlerim işte bu çok önemli. 30-40 kişi yanında çalıştıran bir müessedeyiz. Ben diyorum ki iki kişiye ekmek aş verenin elini öperim. Hele de şu kriz döneminde. İşçi çıkarmadım diyor. Çok önemli bir olay. Allah daha kimselere işten işçi çıkarmak nasip etmesin. İşlerimiz yolunda olsun. Sıhhatli, mutlu ve nice yıllara diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Evet, biz teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Şimdiden yeni yılımızı kutluyoruz. Yeni yılımız kutlanmıştır. Teşekkür ediyoruz. Vay 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 vay. Küçük ay doğdu. Sen ne zaman askere gidiyorsun? İnşallah 4 sene sonra. 4 sene sonra. Okul devam ediyor. Devam ediyor. Evet. Çok güzel. Ne okuyorsun sen? İşletme. İşletme. Aman beni işletme bak. Ne kadar yaşarsan yaşa, hayatta yazılanlar gelirmiş başa. Biz de programın sonunda geldik Altaş'a. Evet şu anda Altaş Oto fuarına girdik diyebilirim. Şuraya bakın beyler. Gelin gibi süslenmiş. Evet burada genel müdürümüz var Sayın Gürsoy. Evet bir kampanya var galiba gördüğüm kadarıyla müdürüm. Evet. Bu kampanya hakkında bize şöyle bir kısa bilgi ve müşterilerinize... Son olarak bir yılbaşı mesajınız ne evet. olacak onu almak istiyorum. Evet teşekkür ediyorum. Buyurun. Şu anda sizin de gördüğünüz gibi Altaş Ford Plaza'da bulunmaktayız.
ortalık bir düğün alayı gibi sanki şenlikli. Bunu niye böyle yapıyoruz? Şu anda bizim bu yıl Ford Otosan'ın kuruluşunun 50. yıl dönümü. Evet. Bu maksatla Otosan Ford olarak çok iyi bir kampanya başlatmış durumda. 50. yıl nedeniyle kampanyamız hızla devam ediyor. Gündüz müşteri girişlerimiz epey arttı durumda. Önceki yıllarla kıyasladığımız zaman da bayağı artışlar, satışlarımızda bir canlılık var. Kampanyamız özellikle her şey 50 üzerine dayandığı için 50 üzerine dayanıyor rakamlar. 50 ay garanti var, 50 ay taksit gibi önemli 50 üzerine dayanı 500 lira taksitle kampanyalarımız devam ediyor bineklerde, ticari araçlarımızda. Satışlarımız bölge bazında baktığımız zaman da, ülke bazında baktığımız zaman da şu anda gerçekten iyi gidiyor. Sizin de evet. bildiğiniz gibi bundan Eylül ayı itibariyle biz sonu itibariyle devletimizin, hükümetimizin yapmış olduğu çok güzel bir kampanya vardı. ÖTV indirimi nedeniyle bir evet. kampanya. Bu çok iyi geçti. Hakikaten %37'ye varan indirimler yaşadık. Burada vatandaşlarımız iyi teveccüh gösterdiler. Biz aynı teveccühü şu anda bu kampanya nedeniyle görüyoruz burada. Bu maksatla ben bütün ordulu hemşerilerimin her şeyden önce yeni yıllarını kutluyorum. Daha nice güzel, mutlu, hayırlı yeni yıllar diliyorum. Plazamıza bekliyoruz. Bu fırsatlardan faydalanmasını sayın ordulu hemşerilerimizden, Giresunlu hemşerilerimizden de bekliyorum. Çünkü bildiğiniz gibi bizim bir showroom'umuz da Giresun'da var. Ordu Giresun olarak Ford satışlarımız devam ediyor. Müşterilerimizi bekliyoruz. Yeni yıllarında kutluyorum tekrar müşterilerimizi. Evet. Biz de değerli Genel Müdürümüz Özcan Gürsoy'a göstermiş olduğu bu yakın ilgi ve alakadan ve doyurucu bilgiden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Ve Ford Altaş'a daha nice uzun yıllar bu mekanda, bu dalda hizmetlerinin devamını diliyoruz. Evet. Şu anda gördüğümüz gibi gelin gibi süslenmiş cici cici arabalar. Evet, binek araçlarımız. Evet. Showroom'da sergilediklerimiz binek araçlarımız efendim. Dışarıda ticari araçlarımız da var. Evet. Biz Ford bayi olarak burada Ordu'da 4 işlevimiz var. Bunu vatandaşlarımıza, ordu hemşerilerimize belirtmek isterim. Satış yapıyoruz bildiğiniz gibi. Servis hizmetimiz var. İkinci el hizmetimiz var. Sigorta hizmetimiz var. Altaş sigortacı bu. Evet. Bu plazada burada bu hizmetlerimize devam ediyoruz. Şu anda gördüğünüz bu showroom'da burada bizim binek araçlarımız var. Tabii dışarıda da karşıda ticari araçlarımız, kamyon olarak da bunu da belirtmek isterim bölgemize. Evet, evet. Biz Karadeniz bölgesinin Ford kamyon bayisiyiz. 22 ile hitap ediyoruz. Bunu da ayrıca hemşerilerine belirtmek isteriz. Kamyon satışlarımız da devam ediyor. Evet değerli izleyenlerim, Altaş Otomotiv Genel Müdürümüz Ercan Gürsoy'dan sonra ben mikrofonumu Mesut Altaş'a tutuyorum ve onun da dilek ve temennileri olsa gerek yeni yıl için, bakalım o ne diyecek, buyurun. Evet, orduların yeni yılını kutlar, sağlık, mutluluklar getirmesini temenni ediyorum. Yeni yılda mutluluk, sağlık, huzur, başarılı bir yıl temenni ediyorum. Evet, biz de teşekkür size ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun diyoruz. Çok sağ olun, çok sağ olun. Evet, değerli izleyenlerim, işte geldik bir programın daha sonuna. Her zaman olduğu gibi biz ne diyorduk? Bir telefon edin bize, biz geliriz köyünüze, mekanınıza. Selam olsun bizden hepinize. İyi bakın kendinize. Başınız pınar, ayaklarınız göl olsun. Allah'ın tüm rahmetleri hep üzeriniz olsun. Gelecek yeni yılınız kutlu olsun, sağlıklı olsun, bol kazançlı, huzurlu bir yıl geçirmenizi Cenab-ı Hak'tan niyaz eylerim.
Bana ne yazdan bahardan, bana ne burandan kardan, bana ne yazdan bahardan, bana ne burandan kardan, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden, bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. TV52 olarak ordunun dünyaya açılan penceresinden hepinize selam ve sevgiler. Ordu merkezde mermer sektöründe üretim yapan tek fabrika olup makine ve ekipmanlarıyla bir ilke imza atmış ve kazandığı tüm değerleri orduya aktarmayı kendine ilke edinmişti. İstikrarlı üretimi ve büyümeyi hedef alan bir fabrika olmakla beraber merdiven, denizlik, karo, dekoratif dış cephe kaplaması, plakans merdiven ve tüm mermer çeşitleriyle geniş ürün yelpazesine sahiptir. İmalattan satışa sunulan mermer, piyasadaki en avantajlı fiyatlarla ihtiyaç sahiplerine sunulmaktadır. Türkmenoğlu Mermer, sizlerden aldığı destekle daha büyük yatırımlar yapmayı hedefler ve tüm hemşerilerine teşekkürlerini sunar. Türkmenoğlu Mermer, fabrika adres Ulubey yolu üzeri Eski Pazar Camii karşısı. Showroom adres Bucak Mahallesi, Bekir Sıtkı Pamuk Caddesi. Telefon 214 61 80 237 05 66.